Merdan Yanarda Bir Gün Gazetesi, Beyaz Kod ya da Vasat'ın Zalimliği. Bu hafta başında bir sokak röportajı izledim. Duyduklarıma inanamadım. Adeta dondum kaldım. Ayşenur Aslan Halk TV'de yaptığı Medya Mahallesi programında yayınladı. Video bir bakıma son 2-3 haftadır bir günde yazdığım her şeyi çarpıcı şekilde özetleyerek doğruluyordu. Bu vesileyle mahallemizin ablası sevgili Ayşenur Aslan'a tutuklandığım ilk günden itibaren verdiği destek için teşekkür ediyorum. Söz konusu videoda sokak gazeteciliği yapan bir arkadaşımız türbanlı bir kadına hayat pahalılığını da anımsatarak iktidardan ülke yönetiminden memnun musunuz diye soruyor. En fazla alt ya da alt orta sınıftan bir yurttaşımız olduğu anlaşılan kadın tabii memnunuz diyor ve artık doktor bile dövebiliyoruz daha ne olsun diye yanıt veriyor. Takip edenler bilir son dört yazımızda kutsal mazlumluk ve kutsal zalimlik diyalektiği üzerinden İslamcı faşizmin dayandığı toplum kesimlerinin özelliklerini ve kitle ruhunu analiz etmeye çalışıyorum. Siyasal İslamcı hareketin toplumun en geri eğitimsiz, az eğitimli ve emekçi sınıflara mensup yoksul kesimlerinin dokusunu nasıl değiştirdiğini ortaya koymayı amaçlıyorum. Zalimliğe dönüşür. İşte sözünü ettiğim sokak röportajı anlattığım her şeyi bir çırpıda ve somut olarak gözler önüne seriyordu. AKP iktidarı ve İslamcı hareketin sömürü ve zulüm düzeninin gerçek nedenlerinin üstünü örterek ülkenin en geri kesimlerinin dinci bir ajitasyonla toplumun gelişkin eğitimli ve modern yaşam tarzını benimseyen kesimlerine karşı nasıl bir düşmanlığa yönlendirdiğinin somut ifadesi gibiydi. Birkaç ay önce aynı sınıfsal özelliklere sahip bir erkek yurttaş da benzer şeyler söylemişti. Siyasal bir dincilikle bilinci kuşatarak yönlendirilen toplumun periferisindeki ezik özne dışlanmışlığın, itilmişliğin, sömürünün o güne kadar iktidarın ve servetin kenarında kalmışlığını nedeni olarak kapitalizm ve ülkeyi yöneten İslamcı muhafazakar oligarşiyi değil, Toplumun eğitimli seküler yaşam tarzına mensup kesimleri görmeye başlar. Diğer bir ifadeyle ideolojik olarak sıkıştırılan kutsal mazlumluk yani sırf inançlı olduğu için ezildiği telkin edilen kalabalıklar yanlış bilinçle toplumun nitelikli kesimlerine karşı hınç biriktirir. Bu hınç iktidarın ve devletin ele geçirilmesiyle sıra bizde duygusuyla yine kutsal değerlerin motive ettiği bir İslamcı zalimliğe dönüşür sağlıkla şiddetin hekimlere ve hastane çalışanlarına yönelik saldırının ki bunlar kamu devlet hastaneleridir, arkasında bu sosyolojik durumun ve ideolojik kültürel gerekçeler yatıyor. Daha önemlisi, sağlıkta şiddet olduğusu artık münferit, tekil olay olmaktan çıkıyor ve yay bir toplumsal sorun haline geliyor. Yüz binden fazla ihbar, Vasat'ın zalimliğini ifade eden videoyu izledikten sonra sağlıkta şiddet olaylarına biraz daha yakından baktım. Buradan hemen bildireyim. İntikamcı bir şirretlikten doktor dövmeyi, iktidardan memnun olmanın ölçütü olarak gören kadının türbanıyla değil, söyledikleriyle ilgileniyoruz. Ulaştığım sağlıkta şiddet verileri yaptığım değerlendirmeyi teyit ediyordu. Bilindiği gibi şiddet tehdidi altında olan ya da saldırıya uğrayan sağlık çalışanları beyaz kod adı verilen bir alarm ihbar sistemi üzerinden en yakın polis merkezine durumu bildirebiliyor. Son 6 ayda 100 binin üzerinde beyaz kod ihbarı verilmiş. Toplam sağlık çalışanlarının yaklaşık 700 bin kişi olduğu ülkemizde sayının yüksekliği ve çarpıcılığı daha iyi anlaşılıyor neredeyse her 7 sağlık çalışanından biri saldırıya ya da şiddet tehdidiyle karşı karşıya kalmış. Bu oran genel ve yaygın bir toplumsal duruma işaret ediyor. Toplumun iktidar yanlısı alt ve alt orta sınıfa mensup kesimlerin doktor dövmeyi bir tür hak olarak gördüğü anlaşılıyor. Geçmişte sırf dindar oldukları için hor görüldükleri telkin edilen kesimler Okumuş, eğitimli ve modern yaşam tarzına sahip insanların simgesi olarak gördükleri doktorlara şiddet uygulamayı iktidara gelmenin eylemli bir ifadesi olarak görüyor. Sorunun sağlık sisteminden değil, hekimden kaynaklandığını sonuyor. Solun ve sosyalist hareketin toplumsal etkisinin azaldığı, devrimcilerin yaşama müdahale olanaklarının daraldığı bir tarihsel kesitte Eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesine çekilemeyen sınıf bilincinden uzak toplum kesimleri İslamcılığın etkisine açık hale geliyor. Dinci propaganda ve ajitasyonun ideolojik etkisi altındaki toplumun karanlık yüzündeki kalabalıklar kendi sefaletlerini sorumlu olan sistemi göremiyor. İslamcı muhafazakar sermaye ve siyaset sınıfının oluşturduğu yeni oligarşinin sorumluluğunu kavrayamıyor. Bu durumun en önemli nedenlerinden birini sol ve cumhuriyetçi güçlerin ideolojik, kültürel mücadeleyi ihmal etmesi, dahası bu mücadeleden kaçınması oluşturuyor. Kutsal değerler onlar dinciliğin etkisi altında kalabalıklar doktor döverek, şort giyen genç kadınlara müdahale ederek, otobüs durağında birbirine sarılan genç sevgililere burada öpüşemezsiniz diye ciyak ciyak bağırarak, saldırarak kendi sefaletlerini ve gönüllü kulluklarını yeniden üretiyor. Bu durumun ideolojik olarak kışkırtılmış bir saldırganlıktır. Motivasyonu siyasal dinciliktir, kutsal değerlerdir. Yoksul kesimlerin, en alttakilerin bu saldırganlığın, intikamcı romanşistıncın özneleri olması soğukkanlı sosyolojik bir çözümlemede anlaşılabilir. Ama durumun meşrulaştırmaz, suçu hafifletmez. Çünkü tam tersine alt sınıfların, cehalet içindeki kalabalıkların bu saldırganlığın öznesi olması onu daha acımasız, hoyrat ve kıyıcı hale getirir. Bu durumun tarihimizde iki çarpıcı örneği vardır. Birincisi gayrimüslim azınlıklara yönelik 6 7 Eylül 1955 vahşi saldırı ve yağma olguları, ikincisi ise Aralık 1978 Maraş katliamıdır. Her iki olay da tipik ve çok çarpıcı kışkırtılmış kutsal zalimlik örnekleridir. Her ikisinin motivasyonu da dinsel motiflerdir. Sonuç olarak doktor dövmek diye kodlanan sağlıkta şiddet olayları basit bir asayiş sorunu olmanın çok ötesine geçmiş durumda. İslamo-Faşizm, toplumsal rıza üretimiyle ilgili bir siyasal sorunla karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz. Söz konusu durum, kurumsal bir yıkıma yol açtığı gibi, toplumun yetişmiş ve nitelikli insan kaybetme tehlikesini derinleştiriyor. Özellikle 14-25 Mayıs seçimlerinin kaybedilmesiyle artan yurt dışına doktor mühendis göçü ülkeden umudunu kesiyor. Bu vahim bir çöküş sürecidir abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.